Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. O yüzden bunu kiralayarak çözmek ve son dakikamız var. Resmi olarak da açıklandı Fenerbahçe tarafından. Ozan Tufan Fenerbahçe geri döndü. Milli futbolcu sezonun kalan kısmında Fenerbahçe forması giyecek değerli izleyiciler. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hayırlı olsun. İsmail Hoca'nın açıklamaları vardı. Basınla sohbet toplantısı sırasında ve çok da konuşuldu bu konu. Ee, hani çok bolluk olan bir pozisyondan bahsederken 6 ve 8 oynayabilen, oyunun iki yönünü oynayabilen bir oyuncuya da ihtiyacım var demişti İsmail Hoca. Ben şahsen hak verdim bu açıklamasına. Sayısal anlamda ne kadar çok olsa da e, oynatmaya çalıştığı oyuna çok fazla şu anda hazır durumda olan oyuncu sayısının yani nitelik olarak var ama, sayısal olarak var ama oyun anlamında ve kafa olarak da şu an olmadığını düşünüyordum. İsmail Hoca'nın isteği oldu. Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri döndü. Evet hayırlı olsun. Ee, vereceği katkı açısından ve yerli olması bakımından fayda sağlama ihtimali çok yüksek. Ee, ancak neden gittiği ve şimdi neden döndüğü sorusu da sorulmalı. Ozan Tufan neden gitti? Bence bu açıklanmalı. Fiziksel olarak hazır değil diye gittiyse şimdi neden geliyor? Fiziksel olarak hazır değilden yani, da kendisi de gitmek istiyor. Evet. Yani mental olarak hazır değilse, yani bu bu açıdan da biraz enteresan bir dönem. Ama yerli olması bakımından ve Fenerbahçe gelir gelmez uyum sağlama durumu çok zor olmadığında bence makul. Ee, özellikle Fenerbahçeliliği de yaşamak gerekiyor bu dönemlerde. İsmail Hoca Ozan'ın o Fenerbahçe kötü giderken dahi pes etmeyen yapısı birçok derbi maçta hatırlıyoruz. Ozan'ın ayakta kaldığı takım arkadaşlarını harekete geçirdiği e, yapısı da var. Bunu da es geçmeyelim. E, ve gittiğinde bayağı kilo verdiği yönünde de bazı haberler oldu. Premierlik idmanlı evet ama orada tutunamaması da 3 saat. Evet, orada tutunamaması da bence sorgulanmalı Ozan açısından. Çünkü ben Ozan'ın e, gidip üzerine katmasını isterdim. Hepimiz Türk futbolu adına isteriz. E, sanırım milli takımda düşünerek tabii ki Fenerbahçe'de oynama Oranı daha yüksek olacaktır. Tabii. O, Ozan da bunu düşünmüş olabilir. Tabii. Mart ayında önemli maçlar var. Umarım maçlar olur. Tek maçta kalmayız. İnşallah. Ee, ve Ozan da... Artı Haziran, artı sonra Kasım'da Dünya Kupası inşallah. Dedi. İnşallah. Ozan da bunu düşünüp e, dönmüş olabilir. Ama Fenerbahçe için bence senin dediğin nokta çok doğru. Sayısı olarak çok fazla olsa da... İsmail Hoca'nın kullanacağı oyuncu tipi az. O yüzden Ozan hayırlı olsun. Ben katkı sağlayacağını düşünüyorum. O isyan noktasında harekete geçirme noktasında Ozan faydalı olacaktır. Bir de özlemiştir mutlaka futbol diye düşünüyorum. Çok da fit olarak gözüküyor. Zaten sevgili hı. Kenan da oradaydı. Hemen yani arkada ekranda geliyor. O da çok fit olarak görmüş Ozan Tufan'ı. Zaten Ozan kendisi de bahsediyordu. Hani bir röportajı vardı galiba e dedi yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Orada gördüm. Premier ilman temposundan ve ilman seviyesinden bahsetmişti. Ve oradaki oyun temposundan da bahsetmişti. Hatta ligimize de eleştirel bir yaklaşımda bulunmuştu. Ee, ümit ederim Ozan Tufan orada bahsettiği o idman temposu ve seviyesinde, oyun seviyesinde ligimizde kalır. Ee, Fenerbahçe'nin açıklaması da şu anda ekranda. Futbolcumuz Ozan Tufan hakkında. 2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan'ın sezonun kalan kısmında iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe'de geçirmesine karar verilmiştir diyor. Bir de Efecan Karaca ismi var hı hı. ki anlaşmaya yakın olduğu bilgileri geliyor Fenerbahçe'nin. Efecan da şunu biliyorum. daha önce biliyorsun birkaç kez Trabzonspor'un kapısından dönmüştü. Çok yakında Trabzonspor'a transfer olmaya. Ve o dönemde oyuncunun da bir iki haftalık böyle bir içine kapandığını biliyorum. Çok üzüldü gidemediği hı hı. için Trabzonspor'a da. Şu anda Fenerbahçe transfer olmayı istiyor Efecan Karaca ve transferde yakın gibi gözüküyor. Efecan Karaca transferi için olası transfer için düşüncen nedir senin? Bence bek alamıyorsa Fenerbahçe eğer ki bek almayacaksa Efecan'ın transferi beki de rahatlatacaktır. Osoy ve Beklen sağ bek için mi söylüyorsun? İkisi de. Ya yani sayı ve Ferdi'nin kullanımı ee, daha ofansif olmaktan ziyade defansife dönecektir Efecan'la. Çünkü sağ öne muhtemelen Efecan'ı monte edeceği için hoca. Ee, orada mesela Ferdi ve Osayi daha çok bekleşecektir yani. Çünkü bek alamazsınız sol beki. E, Efece'ne alırsanız sağ öne. Yani sol bek kesin olarak bu kez Fenerbahçe'nin almalı. Kesin. Alacağını düşünüyorum evet, aslında. Yani. O ayrı. Almalı konusu ayrı. Alamıyorsa hani bu eğer. Sefer alacağını da düşünüyorum ben. Evet. Yani böyle bir iddialı konuştum ama ağzından çıktı artık şu anda. Alacağını yani düşünüyorum yani. Alamıyorsa Ferdi ve Osayi'nin bekleşmesine yol açar Efece'nin gelişi. Daha çok savunmada görmemize yol açabilir. O Sabitle Nazım var. Evet ama çok kullanılmıyor Nazım. Yani geldiği dönemki Nazım değil. Çok geri gitti. Mini takımın oyuncusuydu. E solda da Novan sakat. Sakatlı var onun. E, o yüzden Solbeck diyorum şart. hani Efecan'ın gelişi biz bir ilk bir gördüğümüz zaman son dakika olarak Fenerbahçe'nin açıklamasında orada Ferdi de Efecan'ı da görürsek bilin ki Ferdi sol bektir. O anlamda hmm. Yani Ferdi ve sayıyı görüyorsak bilin ki Osayi sağ bektir. Efecan bek oynamayacağı için. Tabii. Ferdi ve o sayının daha çok bekleşmesini yol açacak dememin sebebi o. Yani Efecan'ın gelişi Ferdi ile o kaleden uzaklaştıracaktır. Ha, kullanır mı hoca ters kanatta? Kullanır. Mesela Ferdi'yi sola açık, Efecan'ı sağ açık da görebiliriz. Ama bekiniz yoksa, almıyorsanız o zaman Ferdi ve o biraz daha geride görebiliriz o anlamda. Ama Fenerbahçe'nin oyununa ben çok şey katacağını düşünüyorum. Almanya maçındaki en formda olduğu dönemlerden biriydi. maç yıldızıydı. Evet. Zaten yani, bu maçtan dolayıydı şu an şey yorumlandı. Efecan demek ki Love geliyor. Löv Messi de acaba Efecan diye. söylemiştim onu. Evet. Hani, onu ifade etmiştim. yani iyi ihtimal tabii. E, o maç kariyer maçlarından biridir. Hazırlık maçı olsa da. E, gole yakın olması bir kanat oyuncusu olarak golle sık sık gol ve asistle buluşma özelliği, hep skora dokunma yeteneği çok değerli. Ve Fenerbahçe'de de daha önce de adı geçmişti Fenerbahçe'yle. Ee, olursa bence yerli olması bakımından da sadece bu sezon değil, seneye 4 yerli olacak ilk 11'de. Hı hı. O açıdan da çok mantıklı ve maliyeti de eğer e, Fenerbahçe'yi çok sarsmayacaksa. zannetmiyorum ediyorum Çok da yerinde olur. Sevgili Kenan Pamuk bir ek bilgi göndermiş. Onu da paylaşayım Fenerbahçe ile ilgili. Ozan Tufan için Watford'un satın alma opsiyonu devam ediyor. Ligde kalırlarsa zorunlu satın alma maddesi devreye girecek diyor. E, bu bilgiyi de paylaşalım. O merak edilen bir konuydu. Sağ olsun Kenan Pamuk hemen araştırmış ve bizlere bu bilgiyi aktarmış. E, sol bek konusu. Hı hı. Şimdi Gislain Konan'la ilgili bir problem var belli ki. Oyuncunun serbest statüye kavuşacak olmasından dolayı birazcık daha hem menajerinin belki biraz da kendisinin de bunu bir fırsat olarak kullanmaya çalışacağını maddi anlamda görüyoruz, gözlemliyoruz, öğreniyoruz. Böyle bir durumda da hem Eren Elmalı Soruluyor Kasımpaşa'ya, Uğur Çiftçi Sivaspor'a soruluyor. Kasımpaşa'dan gelen yanıt, bize gelen bilgiler doğrultusunda. E, Kasımpaşa diyor ki ben şu anda oyuncuyu veremem, şu an verirsem kritik bir durumdayım. Yerine ben bir yerli solbek koyamam. Haklı. E, hatta Umut Bozo konusunda da Galatasaray'da başta olmak üzere devre arası için sorulmuş. Umut Bozo veremem demiş Kasımpaşa şu an için. Hatta Doğucan da dahil. Hı hı. Doğucan, Umut Bozok ve Eren Elmalı için teklifler yapılmış büyük kulüplerden. Ama o tekliflere olumsuz yanıt verilmiş. Uğur Çiftçi sorulmuş. Uğur Çiftçi ile ilgili şu an belirsizlik var. Ama orada da gelen ilk bilgiler e, Sayın Mecnun Otcakmaz Başkan'ın e, şu anda bize lazım oyuncu dediği yönünde.